Merhaba arkadaşlar, Gubbet Canlı'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Ben hemen alışverişe çıkıyorum. Evde half of lokum kalmamış, yani yulaf kepeği kalmamış. Norma'ya uğrayacağım, birkaç eksiğim var. Çöp poşetim kalmamış. Norma. Ondan sonra diyorum Markov'a gideyim, bir de Türk marketine gitmek istiyorum. Evde şey kalmamış, kıymam yok, etim yok, tavuğum yok, hiçbir şeyim yok. Alışverişlerimi seyretmesini seviyorsunuz ya bazılarınız dedim. Siz de benimle beraber olun. Bu bölümü arkadaşlar akşam çekiyorum ama alışverişten önce koydum çünkü robotun sizden bir ricası var. İlk defa robot bir ricayla sizin karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi çoğunuz da biliyor, robot bu figürleri yani kendisi baskısını yapıyor. 3D drukerla baskı şeyiyle ve kendisi boyuyor, yani bayağı bir emek veriyor. Evet, robot dedi ki madem bu kadar emek veriyorum, çok bu şeylere, figürlere şey olanlar var, merak edenler var, bakanlar var, bir kanal açayım dedi. Kendine bir kanal açtı. Yani yeni projesi buydu. Zaten vloglarımda bahsetmiştim. Tabii bir yeni kanal kurunca arkadaşlar o kanal bulunmuyor. İmkanı yok. O videoların bulunmaya imkanı yok. Yani belirli bir büyüklüğe gelmeden. Yani şöyle bir 1000 abonen olması lazım veya videoların belirli bir saat izlenmiş olması lazım ki o videoları YouTube başkalarına göstersin. Yani bakın böyle bir video diye. Yani siz de beni yani öyle buldunuz sonuçta. Yani böyle bir video YouTube gösterisinden falan. Robot yanımda oturuyor şimdi ama ben konuşuyorum. Ich habe fast jetzt alles erzählt, dass es um deinen Kanal geht, dass du da Arbeit reinsteckst, dass du einen Kanal gemacht hast und natürlich die Hilfe brauchst, weil deine Videos sonst überhaupt auf YouTube nicht gefunden werden. Du brauchst eine Wiedergabezeit und bestimmte Abonnenten, dass YouTube sagt, aha, diese Videos sind interessant. Ja, Almanca ona biraz anlattım. Özet geçtim. Evet, Robot sizden ricası diyor ki, bu robotun kanalına bir abone olmanız. Yani robot zaten ayda 2 video yapacak. Ayda 2 video. Bunu öyle kolay değil arkadaşlar. Bunu baskı yapmak, boyamak, etmek yani bayağı zaman alıyor. Bir de çekim yapınca. Zaten ayda 2 videosu gelecek. Kanalına abone olursanız. Yani kanalına abone olursanız zaten buna çok sevinecek. Ve videosu geldiği zaman o videoya tıklayıp o videoya bakmasanız bile, sizi interese etmese bile şöyle telefonunuzu bir kenara koyup o video bitene kadar yani bekletmeniz, yani hiç bakmayın, bir kenara koyun veya televizyonu açın. Zaten videoda robot konuşmuyor, müzikli yapıyor videoyu, böyle eli görünüyor neler yaptığı. Yani hiç yoktan bir gösterim saati olsun videolarda, gösteri saati olsun. Yani amacı bu. Yani yardımımız, sizden istediğimiz yardım bu arkadaşlar. Sadece videoya tıklayıp bakılması, kanalına abone olunması. Sizden yani bu desteği buradan rica ediyoruz robotla. Biliyorsunuz çok çok zaman harcıyor bunlara. Satmak da istemiyor. Kendi el emeğim, göz nurum diyor. Ama merak edenler, buna interese gösteren insanlar hiç yoktan videolarını bulsun. Yani para kazanmak amaçlı değil. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Zaten robot diyor ki benim kanalım para kazanana kadar Allah yılları alır. Önemli olan YouTube baksın. Ha, 1000 aboneye yakın olmuş ve belirli gösterim saati var. Bu videoyu ben başkalarına da göstereme şey yapayım, sunayım diye. So, jetzt darfst du mal Wort auf Deutsch sagen. Birkaç kelime de Almanca konuş bari de onlar da anlasın. Nee, das haben ja alle verstanden jetzt. Deswegen ja. Wir nur doppelt gemoppelt. Link ist in der Infobox. Evet, linkini, videonun ilk videosunun linkini arkadaşlar aşağıda paylaşım kutusu var. O videonun altında. Ve yukarıda info kartları var ya böyle, ha? Geliyor işte şu video, bu video diye, oraya da yapacak. Ve ben kanalın ismini buraya da yazacağım. Yani kanalın adını bile yazsanız arkadaşlar bulunmuyor yeni kanallar. Onun için aşağıdaki link, böyle videonun altına böyle basıyorsunuz. Altında bir link var, oraya basıyorsunuz. Oradan destek oluyorsunuz robota. The link wird Superman figür sein. Evet, ilk video, yani link videosu Superman yaptı. Onun o videosu olacak. Genau, da sieht man alles, wie es gemacht habe, gedruckt habe, zusammengebaut habe, gemalt habe und so weiter. A'den Z'ye kadar. Evet. In nur 5 Minuten, glaube ich. Adım adım hepsini, A'den Z'ye kadar hepsini 5 dakikanın içinde gösteriyor. Nasıl boyadığını, nasıl baskı yaptığını, nasıl birbirine geçirdiğini, hepsini orada görebileceksiniz yani. Yani sizden ricam bu. Und im Kanal gibt's ein zweites Video, wo so ein Zusammenschnitt, wo man alle Figuren sieht, die ich bisher gemalt habe. Dort sonra auch die und noch eine, die mir evet gar nie gezeigt haben. Kanalda ikinci bir video. İkinci bir video da olacak. O da 4 dakika. Onda da öbürkü yaptığı figürlerin, bu şeylerin
gösterecek sadece, yani işte şunu yapmıştım, bunu yapmıştım diye. Tabii onlara çekim yapamamıştı. Yani onları da gösterecek. Yani buradan videonun başında söyleyelim dedik. Bazılarımız sonuna kadar bakmıyor videonun. Başında söyleyince böyle şeyler daha iyi oluyor. Yani benim robot diyor ki, senin takipçilerin, senin abonelerin diyor. Biliyorum diyor, çok sadık bir abonelerim var diyor. Seni sevenin çok diyor. Evet, bunu hepimiz biliyoruz artık arkadaşlar. Buradan tekrar tekrar söylüyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah bin kere razı olsun diyorum. Benim yani benim böyle bana bu kadar destek veriyorsunuz. Bana sevgi gösteriyorsunuz. Onun için onlar dedi, bir onlar bana destek olabilir, yapabilir dedi. Yani onun için buradan sizlere bu bölümü çekim yaptık. Yapsak, duas gesagt, ich habe die beste Community. Wenn dann machen dies, sonst keine andere. Evet, cidden söylüyorum. 6 yıldır YouTube yapıyoruz. Daha sizin gibi böyle sadık, yani seven takipçilerimiz o kadar aşırı olmadı. Yani şimdi buradan şey yapmak gibi olmasın. Tüylerim diken diken oldu. Neyse, das war's oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben konuştuğum için teşekkür ediyorsa da kanalı takip edersiniz diye teşekkür ediyor. Norma'ya neler gelmiş? Grill. Grill roast. Oh, bu grillmiş. Ne kadar mı? Grill Wagen yazıyor ama. Sadece arabası mı ne? 87 euro. Grill roast. Hepsi içinde herhalde, bilmiyorum. 87 euro yazıyor. Herhalde gaz grill. Ne acaba? Yo, kömürlüymüş. Sola ışıklar gelmiş. Bu da klima gibi bir şey. Piknik örtüleri. Cappuccino bardakları gelmiş. Bakın. Çift şeyle, hani soğumaması için. Snack maker. Hem waffle yapıyor bu. Hem normal tost yapıyor. Bundan gelmiş. Bunları da hiç sevmiyorum ben, böyle değiştirmeli olunca. Ve bu fincanlardan gelmiş. Ne kadar tatlı, old style. Çok güzel. Evet, böyle şeyler. Sepetler. Bakın bunlardan gelmiş. Su kaynatıcıları gelmiş. Ve bunlar da özel grill içinmiş. Bakın. Seviye fani. Bu herhalde fırına konuyor. Evet, grill ile fırına konuyor. Bakın böyle. Bunlardan. Güzel duruyor ama aman, senedeki kere kullanacağım, şeye de para veremeyeceğim. Bunlar email yazıyor, bakın oflofonlar, pasta için ve bu taraf böylece şey malzeme, şleife mleife, puzzle'lar gelmiş, radyo, CD'li, çocuk oyuncakları, kum oyuncakları gelmiş ve bu tavalardan gelmiş. Bunlar ne bileyim, ben bir kere kullanmıştım. Bu içi böyle beyaz olanları pek sevmemiştim. Evet. Aa bakın, şeylerinden de gelmiş. Tabakları da var böyle takım olarak. Allah aşkına bakar mısınız, küçük küçük. Of love formlar. Bu neymiş? Pizza Stein. Aa, bunları şey grillin üzerinde bundan şey yapılıyor. Pizza. Pizza. Pizza kesmek için pizza set. Çinko mu diyorduk bunları eskiden? Evet, çinko tencereler. Bakın. Taslar. Bu da tencere, çeşit çeşit. Büyüklükte. Evet. Başka? Böyle saklama kapları gelmiş yine. Minderler gelmiş. Yine böyle saklama kapları. Bunlar bu sefer plastik olanlar. Evet, bir de böyle büyük büyük kutular var. Mati. Evet, bunun üzerinde grill yapılıyor. Et o zaman düşmüyor, bu yanmıyor. Bundan benim olması lazım evde. Bunlar özel grill temizleyicisiymiş. Grill ve fırın için. Bence hiç gerek yok. Ben normal şeyle de temizlerim. Grillimi, fırınımı. 99 sen iki tanesi. Bilmiyorum. Belki de iyi bir şeydir ama ben gerek duymuyorum. Evet, bakın. Şey için, et için falan. Bunlardan daha benim var. Bunlar neymiş? Aa, mısır için. Mısırın böyle tutuyorsun. Önüne hemen takıyorsun. Böyle güzel tuta tuta yiyebiliyorsun. Güzelmiş. Bunlar da servis için güzel bir şey. Pommes şale. Abo. Patates içinmiş. Pomfrit içinmiş. Slit Bang. Bu marka da güzel oluyor. Bakın bu. Fettiyse. Yağ. Bu şey kalp unuşumuz, kireç,
Universal Fat Louis'e bundan bir tane alayım da evde yedek dursun. Fiyatını söylemedim. 1.94, 2.49'muş normal, öyle yazıyor. En mühim çöp poşeti unutmayalım. 50'lik alalım. 2 tane 50 litreliklerden. Ve bir tane de 25 alalım. Bu da banyo çöp için. Turplar bakın 1.49. Bir tane alalım. Evde bulunsun. Ben seviyorum yemeğin yanında yemesini. Abo, bunlar neymiş böyle kocaman kocaman. Norma'yı bitirdim. Şimdi şeye. Markov'a. Bluff Cafe Hafa Vlog için. Oraya gideceğim. Oradan devam da Türk Market'i. Bu olsun neler. 1.36'dan 86 cent'e düşmüş. Bunlara hep kaliteli un diyorlar. Bakalım. Alalım birkaç. 86 cent'e. Fena değil. Çayımı bu şekerden aldım, çayı atmak için. Şeker seçemiyorum. Kokus bütün suka sağlıklı diyorlar ama deneyeceğim. En mühim bölüm half of lock. 1.27. Bunlar ucuzluğa gelince kaçırıyorum böyle. Neyse ben bunu şimdi almışken bir karton alayım da evde dursun. Yoğurdun içine koymak için. Buna da sağlıklı diyorlar. Bu beyaz lokum. Bunları bir zaman ben yoğurdum içinde çok yemiştim. Güzel oluyor böyle evde yemek için, güzel oluyor. Bir de şu şokoray satılardan aldım. Alnatura'nınkini aldım. İşte biraz pahalı ama sözde Alnatura doğal diyorlar. Bio. Neyse. Ama işte ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. Kafa olmadan olmaz. 1.95. Bunlar da gittikçe pahalanıyor mübarek. Gittikçe pahalanıyor. Bu suşarlar. Küçük mozzarella'lardan aldım. Orada insanlar vardı, çekim yapamadım. Bak, krema. Mozzarella'lar. Şu baget ekmeklerden. Güldüğündülü ekmek. Peynir. Şu kuartlardan. Bu şeylisi, baharatlı olanı. Bunlar kalkın böyle 10 tane semineri alıp suyu atıyorum. Mozzarella peyniri rendelenmiş. Red Bull aldım. Yani bu dolabında bulunsun. Çeşit peynirin makarnalardan. Gnocchi. Bu gnocchi robotu. Patates. Burada yine böyle mozzarella, böyle bir şeylerin üzerine. Şu beyaz Red Bull'lerden aldım 2 tane. Evet, gerisini gördük. Bunlardan da aldım. Böyle. Evet, burası. Markov böyle. Bu benim sevdiğim parfüm. Burada 17 euro. Ya ben bunu kaçtı? 12 euro mu nerede? Yalan söylemeyeyim. 17 euro görünce şimdi bir anda şok oldum. Ama ben bunu çok seviyorum. Ama bayağı şey kokuyor yani. Üzerinizde kokusu bayağı kalıyor. Birazcık ağır böyle. Çiçeksi, vanilyalı bir koku. Aptekaube'lerden aldım. Bunlar böyle hani karpuz falan yemek tabak dolunca üzerine kapatıp buzdolabına atmaya, koku olmamasın diye. Böyle plastik şey yapana kesene kadar bu iyi oluyor. Ve şu şey tip hani ağzı fermuarlar oluyor ya, bunlar da çok kullanışlı. Bunlardan aldım. Aa, tatsiki, bunu göstermeyi unuttum. Bakın. Hazır şeyli sarımsaklı salatalık kokteyli. Cacık işte. Etin yanına falan yemek için. Buradan da et alacağız. Tuna'nın tavuk, kıyma, et, koyun alacağım. 3 tane marketten sonra benim arabanın arkası doldu. Neyse, Türk marketinden aldığımı evde gösteririm sizlere. Burada hemen Aldi var. Dedim ki Aldi'ye de bir gireyim, bakayım ne var ne yok. Bazen hangi botlar falan geliyor ya işte. Ama korkuma girmedim. Neden korktum biliyor musunuz? Muskınakalar var ya hani, fındıklı çikolatalar, böyle bütün fındıklı çikolatalar girersem onlardan alırım diye korkuma girmedim. Şimdi o çikolatayı yemem. Ona bir başlarsam benim diyet yarada kalır. Şurada size bir göstereyim. Bu koyun eti. Bakın bu kadarcık kalmış zaten. Bunu hemen şimdi anacığıma bırakacağım ben burada. Babam bunu hemen taze taze kızartıp yiyecekmiş. Birisi gelip bana şu alışverişleri yerleştirmeye yardım etti. Bu yerleştirmesini hiç sevmiyorum işte. Yerleştirmesine gıcık oluyorum. Şimdi ben size Atatürk marketinden ne aldığımı gösterecektim arkadaşlar. Bakın burada kıymam var. Şöyle bir bakalım. Ben
şeylerini atmadım, fişlerini atmadım size göstereyim diye. 73 euro para tuttu etlerin. 1 kilo koyun eti vardı, 1 kilo 200 gram da babamın koyun eti. Burada şöyle bakın, dana eti. Dana eti değil, süt danasına benziyor. Bakın böyle güzel bir parça verdi bana sağ olsun. Bir de tabii ki tanıdık çıktı orada. Şey, benim hanım senin videolarına bakıyor dedi. O da şey bölümündeymiş, başka bölümde satış yapıyormuş. Hemen o bayanın yanına geçtik. Oraya onunla resim falan çekildik. Buradan kendine selamlarımı gönderiyorum. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Bak arkadaşlar, beni böyle gördüğünüz zaman benimle konuşabilirsiniz. Benim yanıma gelebilirsiniz. Ben çok memnun oluyorum. Ve burada 3 kilo kıymam var. 3 kilo kıyma. Bu et, babamın koyun eti ve Bringst du mir mal Sting? Draußen, yürü, die Hähnchen, die sind draußen im Gang. Şu paketi getirsene bir. Tavuk göğsü aldım, 2 paket. Yani onları da göstereyim. Hangi etten aldığımı da gösterdim. Burada çok merak eden arkadaşlar vardı. Benim babam sadece tuna yiyor. Ben de artık tunadan devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü benim evimde yenen her şeyi annem, hani pişirdiğim her şeyi annemlere götürdüğüm patates için. Patates, evet. Patatesi Markov'tan aldım, onu gördüler. Onun için burada size de göstereyim. Bakın şöyle. Bunlar da butlar. Yok mu yer? Bakın robot der ki yer yok buzlukta. Saklama da kein Platz. Hiç ilgisi yok. Yeminle ilgisi yok. Yalan söylüyor. Ben giderim. İki tane bak yalana bak. Yalana bak ya. İki tane çekmece boştur. Allah bilir yani. Ve weiß wie du rein geçmesin. Nee, için. Nein, için için. Aldım hepinize. Ich hab bir andere auch. Bak, Cihan hat andere gekriegt. Cihan öbürkilerden aldı. Allah'ım, yemek kavgası evin içinde. Ya evet, lafımı karıştırdı. Neyse, evet. Onun için ben de artık aynı kasaptan alıyorum. Beraber annemlerle yemek için. Bunlar Türk marketinden bir de şey aldım. Ispanak aldım arkadaşlar. Ispanak. Türk marketinden aldıklarımı göstereceğim. Öbürkileri zaten ben alışveriş yaparken size gösterdim. Gazi yoğurt aldım. Bu çiftlik yoğurdunu aldım bu sefer. 1.89. Şu tavuk salamlarından, fulyanın bunlardan aldım 2 tane. Erciyes'in kıtır sosis, Cihan'ım bunu çok seviyor. Biz de başka zaten bir Mile ile Cihan yiyor sosisi. Robot fazla sosisle arası yok. Bu başka neydi? Pardon bir saniye. He, şey aldım, sucuk aldım. Onu buzluğa attırdım. Hemen Robert'a aşağıya 12 euro biliyorsunuz. Ve Türk marketinde tam 36 euro 91 sen para vermişim. Evet, şu dürüm ekmeğini de aldım. Bakın bu da var içinde. 36 euro 91 sen. Markkauf'tan alışverişlerime ne kadar vermişim? 93 euro 73 sent arkadaşlar. 93 euro 73 sent Markov alışverişlerim. Aslında orada da hepsini gösterdim size. Norma'da da gösterdim çoğunlukla. Norma'dan sadece bir şunları göstermedim zannedersem. Bakın bu kuru maydanoz. Bu da salataya koymak için yeşillik böyle. Kroyta bunlar. Turplarıma bakın kocaman kocaman. İnşallah içleri bunların pof çıkmaz büyük olduğu için. Türk marketinden böyle ince biber aldım. Bu ince biberlerden aldım. Evet, buzluğa gidecekleri robot götürdü. Şey aldım. Söyleyin şunu. Pomes falan aldım. Sebze aldım. Bunlar ne yapıyor ya? Evet, burada işte bakın. Burada da şeyler. Bunu zaten göstermiştim. Markov'tan aldım. He, bunu gösterdim mi? Bu da Norma'dan. Bu marul da Norma'dan. Evet. Ekmek. Bakın, tost yani daha doğrusu. Bu şeyi aldım. Universal Fettlöse yağ için. Silit Bank'ini aldım. Ve bu yoğurt. Bu yoğurttan da aldım. Bir de Skyr yoğurdundan da aldım arkadaşlar. Bu yoğurtta daha çok protein varmış. Natto yoğurt. Bunu aldım. Ve muz. Evet. Böylece alışverişlerim. Bunları şimdi yerleştirelim. Burada da şu poşet falan var. Anahtarım var içinde. Bakın burada. Bu poşetlerim çıkıyor. Bakın bunlar var içinde. Evet. Böylece alışveriş. Şimdi önce bir buzdolabını bir şöyle alt üst edeyim. Şöyle yenileri, eskileri yerleştireyim güzel. Temizlenecek yerlerini temizleyeyim her zamanki gibi. Önce buzdolabımı böyle büyük alışveriş yaptığım zaman buzdolabı alışverişi. Önce bu buzdolabını temizliyorum. Öyle çok iyi oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum, ben öyle alışkanlık yaptım. Vaktim olduğu müddetçe tabii ki. Vaktim olmadığı zaman yapamıyorum da. Mesela şimdi bu sefer çok buzdolabı eşyası var. Temizlediğin zaman öyle ayrı ayrı temizlemene gerek kalmıyor. Daha pek fazla ilerleme yok. Birazcık topladım bakın. Şimdi size şu şeyleri gösterecektim.
biliyor musunuz? Şu hani lastikli demiştim ya. Böyle hani şeyin üzerine, kavunun, mavunun üzerine veya bir ne bileyim bir yemek üstünü kapatmak için böyle tencerenin hemen kapağı olmayınca. Bunlar bakın. Ki büyüğü var, küçüğü var. Bir tane büyük var. Gerisi, bakın şu büyük olanı. Bayağı büyük. Açmayayım şimdi de şöyle. 2, 4, 5 tane içinde bunların. Popit. Bunlar çok iyi oluyor. Norman'ın fişini de buldum. Ne kadar ödemişiz tabii, bakacağız hepsine. 16 euro 44 cent de Norma'da vermişim yani. 190-200 euro civarında alışverişlerim bugün etle beraber. Şu kasa fişlerini de atabilirim artık. Bakın şöyle. Bunları size göstermek için bıraktım. Kıymamı küçük küçük porsiyonlara ayıracağım. Ondan sonra buzluğa atacağım böyle. 3 kilo kıyma birden buzluğa atılmaz. Güzel şöyle yarım kilo yarım kilo. Yaparsam bunu şöyle ne kadar 6 parça olur. Şöyle kıyma da çok güzel. Yani robot cidden buranın kıymasını da etini de çok beğeniyor dedi. Bundan sonra sen de oradan devam al. Taze oluyor. Ete bakın. Maşallah çok güzel. Çok güzele benziyor bu et. Bunu da ikiye böldüm. Şöylece. Aa, poşetimin biri nerede? Aa, burada. Böyle iki parça yapacağım. Bakın, bu da iki böyle. Şöyle küçük küçük yapacağım bunları. Bakın bastırıyorum şöyle ince ince. Poşetlere. Bunlar bunu hem daha çok koyu veriyor. Şimdi şekli hiç önemli değil. Yuvarlak dört köşe. Önemli olan şöyle ince ince olsun. Güzel. Mesela bir kerelik spagettilik bu. Güzel. Köfte yaptığım zaman mesela iki tanesini çıkartırım bunların. Veya hatta üç tanesini annemlere mesela köfte yaptığım zaman annemlere genelde götürüyorum. Veya diyelim lahmacun yaptım. O zaman da üç tanesini veya iki tanesini çıkartırım. Yani yaptığım hep yemeğe bağlı ne kadar kullanacağım. Şimdi annemlere ayrı alabilirim yani mesela kıyma falan ama niye kadın köfte yapsın ayrı evde? Ben zaten yapıyorum. Benim yaptığım köfteyi seviyor. Tavuk da aynısı. Ben burada pişiriyorum, götürüyorum. Yani ona biraz kolaylık olsun diyorum. Bugün ilk öğünümü bununla yapacağım. Yoğurt ve tatlandırıcı. İçine bu hani Markov'tan aldığım vardı ya pufluk şeyler bunlardan. Bu soyalardan. Ve muz doğradım yarım içine ve şey kabak çekirdeği. Saat 4.30 oldu. Ana ne 4.30? 5'e 20 var arkadaşlar. Saat 5'e 20 var. Ben aslında var ya bugün oruç tutsaydım tutardım. Şurada ne kaldı ki? İşte önce bir işlerimi bitireyim. İşlerimi bitireyim. Rahat rahat yapayım derken böyle vakit geçti. Yani bakın sabahın 8.30'dan beri ayaktayım. Bir iki kahve içtim. Onunla duruyorum. Şimdi bunu yiyeceğim. Robot mısırı. Mısır yiyor yani. Ama bakın arkadaşlar. Ya bu adam benim bizim Türk yemeklerimizi hep böyle şey yapıyor. Taciz yapıyor mu derler. Bak. Bakın Amerikanlar öyle yapıyor ya. This is Beilage. O yemeğin yanında yersen öyle yiyorlar Amerikanlar. Bu da eski şmak special. Bakar mısınız? Şöyle yap. Ama sen görünmüyorsun robot. Man sieht dich halt nicht. Du bist zu groß. Sen çok büyüksün bu dünyaya. Şimdi de bunun şey tuz. Vaaah! Biri de kuaförden geliyor. Yemek arayan adam burada, burada yemek. Pizza nerede? Pizza hemen bir dilim kaldı. Şen kuaförden geldi. Bakayım. Norma'da satılıyordu bunlardan. Die gab's bei Norma zu kaufen heute. Grill için falan böyle etrafına sokup. Ay pek de kibar. Bakın arkadaşlar. Bofrost noch. Bofrost. Evet bunlar Bofrost. Kibarlığa bakın. Bakın bizde mısır böyle yenir. Eline alırsın böyle. Kadar kısa kısa böyle yersin. Nereye gitti? Ay. Ya. Pek kibar bunlar da. Pek kibar. Pek. Pizzayı çatal bıçakla yiyen adam bu. Rüja pizza auch mit Gabel und so. Biraz ıspanak kavurayım. Üzerine yumurta. Ispanağın yarısını yıkadım. Hepsini yapmayacağım. Çünkü onu ya sade ben yerim, robot yerim bilmiyorum. Soğanı hemen elimde doğrayacağım. Böyle yine. Her zaman alışkanlık. Küçücük soğan içinde şimdi ne bileyim o soğan keseceğim mi şey yapayım. Boşu boşuna bulaştırayım yani. Ha işte doğrandı bitti gitti. Pratik. Pratik mi yoksa ne bileyim artık sizce? Bence pratik. Yeter bu soğan. Soğanımı kavurdum.
salça malça yok. Ispanağı hemen böyle. Onun üzerine karabiber. Ben salça malça koymadım. Öyle sade yapacağım bu sefer. Ben böyle sade seviyorum. Herkes bugün benim sevdiğim gibi yesin ıspanağı. Sanki çok yiyen var da. Ana bundan da karabiber, kırmızı biber geldi yeniye. Şöyle pul biber de koyacağım. Pul biber, ay. Evet şöyle yapayım bari, pul biberim öbür tarafı dolmuş, açılmıyor. Şöyle. Bir de tuz. Şöyle. Bakın. Gayet basit bir şey, ıspanak kavurması olacak bugün. Elahım şahım değil. Makarna da var burada yani. Salçalı yoğurtlu yapmam için icabında. Ay robot geldi. What are you doing here? Ispanak, ıspanak, şpinat. Ay yüzümü ekşitiyor. Sakma. Buna ne oluyor bu? Diyet esin. Diyet esin. Bu diyet esin değil, yumurta koyacağım. Robotik diyet esin yapıyor. Bunun üzerine benim... Allah'ım köpeğe ne oluyor? Köpek yemek istiyor. Divin Esen. Yürü çabuk 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 çabuk. Bak. Are you hungry? Ya. Hungry. Oh. Yazık. Mutfağa da girmeye cesaret edemiyor. Mutfağa girmeye biz şey yapıyoruz ya, saplıyoruz ya. Orada beni ne yapacağını şaşırıyor. Benim burada kısırım da var. Annemlerden kısır getirdim bugün. Annem bir arkadaşıyla kısır yapmışlar. Dün herhalde. Bana da bırakmış biraz. O da var. Robot. Makarnayı. Sosisli istiyor. Böyle kavrulmuş. İçine salça koyacağım şimdilik. Allah'ım şaşardım zaten. Öyle yeseydi. Böyle. Arkada da çayım kaynıyor. Yani çay suyum kaynıyor daha doğrusu. Bugün soframız böyle. Ispanak, kısır, makarna sosisli, bir de turp. Selihan! Sen nereye gidiyorsun kuzum? He? Nereye gidiyorsun? Aşkım düşersin o merdivenden sen. Gel. Gel kuzum gel gel. Kim gelmiş? Kim gelmiş? Gel. Gel şey neydi? Aman Hatice gel. Hatice ile Zeliha'yı karıştırıyorum. Hatice. Neredesin kız? Buradaymış. Bak bak bak. Seliham da gelmiş. Seliham misafir gelmiş yine halasına. Robot Lütfü'nün önüne koydu figürünü. Nicht önüme koydu. He. Bana hediye etti. Sana hast du das ihm geschenkt? Was? Hayır. Ben öyle anladım. Hayır. Ben öyle anladım. Falsch verstanden. Falsch verstanden. Evet, Lütfüler buradan bisikletle geçiyorlarmış. Biz oradalar. Beraber çay içiyoruz burada. Allah'ım, Kira da var ya. Zeliha'nın arkasının önüne dolanıyor. Elinde bisküvi var, şu bu var diye. Düşse de ben yesem diye. Bak bakın bakın nasıl bak bak bak. Zeliha ne yapıyor? Yıkarken şey aklıma geldi. Türkiye'nin deterjanları aklıma geldi. Ay hani vardı ya beyaz deterjanlar eskiden. Böyle şeylerin içinde beyaz deterjanlar vardı. Bir de bilmiyorum siz biliyor musunuz da şeyle böyle tülden bulaşık süngeri, bulaşık yıkayacak bez yapılırdı. O süngerle daha bir güzel köpürürdü. Bilmiyorum bilenler var mı aranızda? Ay neler gördük, neler o deterjanlar çıkmıştı o zamanlar. Ay ya ne günler gördük işte böyle. Şimdilik bir çeşit şeyler var. İlaçlar var. Hangi kullanacağımızı şaşırıyoruz. Oraya buraya saldırıyoruz böyle. Ondan sonra da bilmediğimiz bir şey geliyor böyle. Hiç beğenmediğimiz. Evet arkadaşlar, bugünkü vlogum da bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün 3 tane marketten bir alışveriş yaptım sizlere. Fiyatlı böyle gösterdim. Biraz markette de çekimler yapmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Saklı gizli böyle kameramla elimde orada burada, kimse geliyor mu gelmiyor mu, kapatayım mı açayım mı, böyle bir şeyler içinde tedirgin tedirgin yaptım ama umarım biraz becerebilmişimdir ve sizleri de memnun edebilmişimdir. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videomu tabii ki beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Robot'un kanalını unutmayın arkadaşlar, desteğinizi bekliyoruz. Ve diyorum ki bir dahaki videomda görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.